Merhabalar, ben Aslı Hoca. Bugün Karar TV'de Pilates'in evde yapabileceğiniz alt karın, iç bacak ve üst bacak egzersizlerini anlatacağım. Bunun için bir tane küçük Pilates topu, bir tane de terabanta ihtiyacımız var. Şimdi hareketleri başlıyoruz. Sırt üstü uzandım. Daha önceki videomuzda Pilates duruşumuzu anlatmıştık. Yine aynı duruşumuzu aldık. Topu şimdi bir kenara koydum. Ellerimi uzattım. Sağ bacağım yukarıda. Üzümü koydum belimin altına. Burada sağ ayağımı aşağıya doğru indiriyorum. Nefesimi veriyorum. Yavaşça kaldırıp nefesimi alıyorum. Bu harekete point flex egzersizini koyabiliriz. Bu point, bu de flex. Flex aşağı indirdik. Point de yukarıya doğru kaldırıyoruz. Hareketimizi 10 tekrar şeklinde yapıp sonra diğer bacağımıza geçebiliriz. Sol ayağımı yukarıya kaldırdım. Ayağımı flex yaptım. Aşağıya doğru indirip nefesimi veriyorum. Point de yukarıya doğru kaldırıyorum. Nefesimi verdim. Point de yukarıya kaldırdım. Bunu tekrar 10 tekrar yapıyorum. Sonrasında dizlerimi karnıma çekerek belimi esniyorum. Terabantla şimdi aynı hareketi yapıyorum. Terabantı ayağımın altına koydum. Dirseklerimi aşağı indirdim. Omurlarımı uzattım. Ayağımı flex yaptım. Nefesimi veriyorum. Nefesimi alarak yukarıya doğru kaldırıyorum. Tekrar nefesimi veriyorum. Nefesimi alarak bacağımı yukarıya kaldırıyorum. 10 tekrar yapıyorum. Bu hareketi yaparken sol dizimin yana açılıp kapanmasına izin vermeyeceğim. Yanlış hareketi göstereceğim size. Hareketi yaparken diziniz bu şekilde açılıp kapanmasın. Dizimiz sabit. Nefesimi verdim. Nefesimi aldım. Sonrasında diğer ayağıma terabantı geçirdim. Çapraz tutuş yaptım. Dirseklerimi aşağı indirdim. Omurlarımı uzattım. Ayağımı tekrar flex yaptım. Flex'i aşağı indiriyorum. Point yukarıya doğru kaldırıyorum. Nefesimi veriyorum. Nefesimi alarak bacağımı kaldırıyorum. Burada yine üst bacağımı sıkıyorum. Dizlerimi sıkıyorum. Burada çalışan kas grubum alt karın kas ve üst bacak kısmı çalışıyor. Tekrardan dizlerimi karnıma çekiyorum. Ya da sol dizinizi çektiniz. Sağ bacağınızı uzattınız. Tersini yaptınız. Kol ve bacaklarınızı uzatabilirsiniz. Bu şekilde de belimizi esnetebiliyoruz. Son ilk hareketimiz, daire hareketimiz. Sağ bacağımı kaldırdım. Aşağıya doğru ayağımı indirirken yarım daire yapıyorum. Tam dairenin yarısını yapacağım. Nefesimi veriyorum ve alıyorum. Daireyi ortadan kestim. Yana doğru açtım. Bacağımı tepede hareketi tamamlıyorum. Nefesimi verdim ve aldım. Yine bu hareketi yaparken kalçam sağa sola oynamayacak bu şekilde. Dizim yana açılmayacak. Dizim sabit, kalçam sabit. Ellerimi uzattım. Nefesimi verdim. Tekrar ayağımı yukarıya getirdiğim zaman nefesimi alıyorum. Burada ayağımın pozisyonu point. Bir de bunun tersini yapacağım. Nefesimi veriyorum. Bir alıyorum. Tekrar nefesimi veriyorum. Alıyorum. 10 tekrar yaptım. Şimdi aynı hareketi terabantla yapacağız. Burada ayağımı flex yapabilirim. Point'te de kalabilir. Tekrar pilates tuşumu aldım. Nefesimi veriyorum. Ve nefesimi alıyorum. Hareket önce nefesimi veriyorum. En yukarıda nefesimi alıyorum. Bunu da 10 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. En az 6 tekrar yapın. 6, 8, 10, 12 tekrar yapabilirsiniz. Bu hareketi terabantla yaparken dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi de terabantı çok sıkmamak, çevirmemek. Bu açıda dirseklerinizi aşağı indiremezsiniz. Aşağı indirseniz bile terabant çok gergin olduğu için ayağınızdan çıkıp yüzünüze çarpabilir. O yüzden direnci hissedebileceğiniz şekilde
açıda elinizi terabant yerleştirin. Sonra da dirseklerinizi aşağı indirerek hareketi yapın. Bu şekilde. Aynı hareketi sol ayağımda yapıyorum. Daire hareketi. Aşağıya doğru indirdim. Nefesimi verdim ve nefesimi aldım. Hareket boyunca nefesimi veriyorum ve alıyorum. Bunu 10 tekrar yapabiliriz. En az 6 tekrar olacak şekilde 6, 8, 10 tekrar size kalmış. Aynı hareketi şimdi dışarıdan yapıyoruz. Nefesimi verdim, aldım. Tekrar ver nefesini, al. 6 tekrar yaptım en az. Aynı hareketi terabantla destekleyerek yapıyorum. Direncimiz artıyor. Çapraz su tuşu yaptım. Dirseklerimi aşağı indirdim. Aşağıya doğru ayağımı indirdikten sonra yana daire yapıp terabantı çektim. Nefesimi veriyorum ve alıyorum. Dikkat edin, dirseklerim yukarıya yükselmiyor, yana açılmıyor. Üzüm hala belimde. Üzümü ezmiyorum ama temas ediyorum. Sol bacağımla daire yaparken sağ dizimi yana doğru açıp kapatmıyorum. Ve belim sağa sola oynamıyor. Bu hareketi de yaptıktan sonra ters açıda yapıyoruz. Nefesimi verdim ve aldım. Bu harekette üst bacak çalışıyordu, alt karın çalışıyordu. Bu şekilde yine en az 6 tekrar, 8, 10 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Aralarda mutlaka belimizi esnetiyorduk. Yine omurlarınızı esnetin. Sağa sola boynumuzu gevşetiyoruz. Kol ve bacaklarımızı uzatabiliyorduk. Bu şekilde stretching'i tamamladık. Ellerimi uzattım. Şimdi kurbağa egzersizi geçeceğim. Bacaklarımı masa pozisyonuna getirdim. Ayaklarımı ayırmadan dizlerimi yana açtım. Ellerimi uzattım. Burada iç bacağım ve üst bacağım çalışacak. Ayrıca karnımın alt kısmı çalışacak. Nefesimi vererek ayaklarımı ileriye uzattım. Nefesimi alarak geriye doğru çektim. Tekrar nefesimi verdim ve nefesimi aldım. Bu hareketi yaparken ayaklarım birbirinden hiçbir şekilde ayrılmıyor. Karnımızı içeriye çektik. Omurlarımızı uzattık. Son 3, çektim, 2 ve 1. Bu hareketi yaptıktan sonra kelebek egzersizini yapacağım. Dizlerimi kapatıyorum ve yana doğru açıyorum. Yine burada ayaklarım birbirinden ayrılmıyor. Nefesimi verdim, aldım. Nefesimi verdim, aldım. Yine bunu en az 6 tekrar yapabilirsiniz. Tekrar sayısı size kalmış. Ama beyniniz ağrıyacak şekilde tekrar sayısını arttırmayın. Terabantı ayaklarımın yine alt üst kısmına gelecek şekilde yerleştirdim. Ayaklarımı birbirine yapıştırdım. Bu sefer terabantı içten aldım. Dizlikleri aşağıda. Nefesimi aldım. Nefesimi vererek bacaklarımı uzattım. Nefesimi alarak geriye doğru çekiyorum. Nefesimi veriyorum ve nefesimi alıyorum. Ver nefesini, al. Burada dikkat etmemiz gereken şey, bel açımız, omurlarımızı uzatacağız ve omuzlarımız yükselmeyecek. Ver nefesini, al. Son kez yaptım. Sonra kelebek egzersizine geçeceğim. Dizlerimi kapatıp açıyorum. Burada üst bacağım çalışıyor ve iç bacağım çalışıyor. Ellerimi uzattım. Sağ dizim bükülü. Yana doğru tekme atacağım. Yana doğru tekmeyi atarken ayak tabanım yana bakacak şekilde uzatıyorum. Parmak ucumu çektim. Sonra pointe hareketi bitirdim. Nefesimi verdim. Nefesimi aldım. Bu hareketi yaparken yine dizim sağa sola açılmayacak. Kalçam sağa sola oynamayacak. Hareketi yine en az 6 tekrardan 10 tekrara gidecek şekilde tamamlayabilirsiniz. Sonrasında sağ bacağımı geçtim.
Nefesimi verdim ve aldım. Parmak ucumu çektim ve uzattım. Nefesimi verip alıyorum. En az 6 tekrar olacak şekilde hareket sayısı size kalmış. Çektim dizlerimi karnıma ve uzandım. Tekrar omurlarımı gevşettim ve bıraktım. En son size eğer valiz rahatsızlığı olan kişiler varsa pilatesin evde yapabileceğiniz egzersizini göstereceğim. Dirseklerimi aşağı indirdim. Karnım içeriye çıktım. Birazcık sıkabilirsiniz terebandı çünkü çapraz tutuşu yapmayacağız. Paralel çektik. Burada parmak ucunuzu çekin. Sonra parmaklarınızı uzatın. Topuk gösterin. Parmak ucu gösterin. Bu şekilde valiz rahatsızlığından bir süre sonra kurtulabilirsiniz. Bunu 10 tekrardan başlayarak 20 tekrara kadar yapabilirsiniz. Sonrasında parmak ucunda kaldıktan sonra parmaklarınızı açıp kapatabilirsiniz. Bu şekilde. Burada ayak bileğiniz yanacak ve şuradaki aşit tendonumuz yanacak ve kan dolaşımımız hızlanacak. Tekrar uzandım. Bu arada sürekli stretching yapıyorum çünkü omurlarımız çok önemli. Sürekli omurlarımızı gevşetmek zorundayız. Kurbağa egzersizini yapacağız. Ellerimi uzattım. Dizlerimi çekmiyorum, uzatmıyorum bu açıda. Masa pozisyonunda dizlerimin açısı yana doğru açtım. Buradan ileriye doğru bacaklarımı uzattım. Sonra yavaşça geriye doğru çektim. Nefesimi veriyorum. Nefesimi alıyorum. Bunu isterseniz biraz daha aşağı doğru indirebilirsiniz. Ama bel fıtığı olan kişiler bu hareketi yukarıya doğru yapsın ve aşağıya doğru top indirsin. Nefesini versin hareketi yaparken. Nefesini alsın. Yanlış açıyı da göstereyim size. Geriye doğru uzattım. Hareketi karnınıza kadar çekip belinizdeki üzüm tanesini ezmeyin. Ya da yukarıya doğru ayağımı kaldırdım. Dizlerinizi tekrar karnınıza kadar çekip bel açımızı bozmuyoruz. Üzüm tanesi belimde. Eğer omuzda kapanma sorunu yaşıyorsanız ellerinizi bu şekilde açıp avuç içi yukarıya bakabilir. Bu açıdayken omuzlarımız geriye doğru açılıyor. Nefesimi verdim. Burada topu belki sıkabilirsiniz. Size kalmış. Geriye doğru nefesimi alarak hareketi bitirdikten sonra masa pozisyonundayım. Kelebek egzersizine geçiyorum. Nefesimi verdim. Dizlerimi birbirine yakınlaştırdım. Yana doğru açtım. Ver nefesini. Al. Karnım içeride. Nefesimi verdim. Ve aldım. Topu kenara koyduktan sonra belimi esnetip hareketi bitiriyorum. Bugün Karar TV'de evde pilates programında evde yapabileceğiniz pilatesin iç bacak, üst bacak ve alt kanat egzersizini gösterdim. Videoyu izlediğinizde videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.